Akırangıç. Gel. Akırangıç. Kaçma. Hadi gel. Lütfen gel. Niye gittin Akkırangıç? Niye? Ben seni çok seviyordum. Anne! Anne! Bakın, bakın Serap Hanım. Benim için davanın ücreti değil, davanın haklılığı önemlidir. Ben şahsen sizi savunmak için değil, haklıysanız haklılığınızı savunmak için destekliyorum. Lütfen, bana doğruyu anlatın. Mantıklı doğruyu. Özür dilerim. Sizi sonra anne, arayacağım. Nil! Anne! Nil! Ne oldu bir tanem? Niye ağlıyorsun? Şimdi anlat. Ne oldu? Rüyamda akırangıcı gördüm anne. Gördüm ama tutamadım. Yine mi? Bu sefer o kadar yaklaştı ki. Onu tutsaydım sanki yürüyecektim. Anne. Söyle bir tane. Bana akırlangıç alır mısın? Önceden de söyledim. Akırlangıç diye bir kuş yok. O zaman rüyamda niye görüyorum? Rüyada gördüklerin gerçekte olmaz ki. Ayrıca kırlangıçlar beyaz olmaz. Televizyonda görmedin mi? Siyah da hepsi. Kitaptakiler de siyah. Akırlangıç diye bir kuş yok. Var işte, var var. Var. Nil. Lütfen böyle yapma. Ne olur kızım. Ben akırlangıç istiyorum. Akırlangıç. Aa! Randevu saatimiz gelmiş. Hemen hazırlanalım. Doktor Bey'le senin bu akırlangıç meselesinde konuşuruz. Onun fikrini de alırız. Ne dersin? Tamam. Bana bak, sakın yaramazlık yapayım deme. İçeride uslu uslu oturacaksın, tamam mı? Tamam. Bir de senin yüzünden laf istemiyorum. Avukat hanım titiz kadındır. Anladın mı lan? Anladım ana. Çocuğa da öyle dik dik bakıp durma. Niye? Hasta dedim ya sana. Çok hasta, yürüyemiyor. Ha. Bana bak, abuk subuk şeyler söyleme, anlaşıldı mı? Hı. O niye yürüyemiyor peki? Öf. Ay, sana ne lan, sana ne? Hoş geldin Raziye Hanım. Hoş bulduk. Biz doktora gidiyoruz. Tamam. O Hasan mı? Evet, Hasan. Hoş geldin Hasan. Hoş geldiniz. Bu araba hızlı gidiyor mu? Sus lan. Hoş bulduk desene. Hoş geldin dedi sana. İrem Hanım, yardım edeyim. Teşekkür ederim Raziye Hanım. Biz birazdan geliriz. Ev sana emanet. Tamam. Güle güle İrem Hanım. Güle güle. Araba da güzelmiş anne. Ya.
Aklın fikrin arabalığa da. Bir hoş bulduk demedin. Yürü hadi yürü. Yürü. Sen her zaman boya mı temizliyorsun anne? He. O kıza da bakıyor musun? He bakıyorum. Güzel kız değil mi? Hiç gülmüyor ama. Ha, sen çok gülüyorsun da sanki. Doktor neye gidiyorlar peki? Ulan ne çok soru sordun. Hadi yürü. Yürü hadi yürü. Yürü eşek sıpası seni. Nilan'ım nasıllar bakalım bugün? Teşekkür ederim doktor amca. İyiyim. Ben mi yanlış duydum acaba İrem Hanım? Nilan'ımın gülmeyi unuttuğunu söylüyorlar. Hayır, unutmadım. Sahi mi? Bak buna çok sevindim işte. Hadi göster bakalım unutmadığını. İşte bu. Gülmek diye buna derim ben. Aferin sana. Böyle devam et güzelim. Hadi bakalım. Sen burada kirazlarını yerken biz de annenle diğer odada biraz konuşalım. Tabii doktor amca. Aferin sana. Hemen geliyorum canım. Evet doktor bey. İrem Hanım, sanırım tahmin ediyorsunuz ne söyleyeceğimi. Size ümit veren sözler söylemeyi çok isterdim. Üzgünüm. Büyümeyi engelleyemiyoruz. Omuriliğinde bulunan kitle giderek büyüyor. Ameliyatın çare olmadığını önceden de söylemiştim. Uyguladığımız tedaviler, verdiğimiz ilaçlar durduramıyor bu yayılmayı. Yakında bütün vücudu da hareket etmez hale getirip sonra... Önereceğiniz bir yer, bir çözüm yok mu peki? Küçük de olsa bir ümit. Keşke elimdeki verilere göre bir ümit vaat edebilsem. Dirençli olmalısınız İrem Hanım. Özellikle kızınızın karşısında. Haklısınız. Haklısınız. Aynı ilaçları kullanmaya devam edin. Olağanüstü bir durum olduğunda getirirsiniz yine. Teşekkürler. Benim göz bebeğim. Her şeyim. Babası öldükten sonra tek varlığım, tesellim o oldu. Şimdi... Lütfen, metin olmalısınız. Anne. Biliyor musun doktor amca? Annem de gülmeyi unutmuş. Yok canım. Mümkün değil. Anneler hep güler. Gülsün o zaman. Nasıl güldürdüm? Yaşasın. Doktor amca, bir annem diyor ki ak kırangıç diye bir kuş yokmuş. Yalan söylüyor değil mi? Anneler yalan söylemez ki. Biliyorum tabii söylemez de. Ama mahsuzcuktan söyleyebilirler. Ak kırangıç var. O da biliyor. Öyle değil mi anne? Ak kırangıç o kadar güzel bir kuş ki. Hı. Kanatları, başı, koruyor. Her tarafı bembeyaz. Böyle pırıl pırıl parlıyor. Bir iki haftadır kafasını buna taktı. Bak şarkısını bile biliyorum. Ak kırangıç gel bana. Ellerime konsana. Şarkı söylerim sana. Bir kerecik bak bana.
Lütfen, tamam. Konsana, akıran kervana, ellerimi konsana, şarkı söylerim sana, bir kerecik bak bana. Akıran saklanma, yeter. Saklanmadan yeter. Bak artık. Yeter, akıran, yeter artık, bana, ne olursunuz yeter. Özür dilerim bir tane. Özür dilerim hayatım. Ben iyiyim anneciğim. Hem çarpmadık ki. Ben iyiyim. Bir şey olmadı. Kızım benim. Anne, telefon. Efendim. Tamam. Tamam geleceğim. Merak etmeyin tamam. Ben bırak onu yerine. Koy onu yerine. Kolay gelsin Raziye Hanım. Elinize sağlık. Evi iyi toparlamışsınız. Sağ olasın İrem Hanım. Merhaba. Benim adım Nil. Senin adın ne? Hasan. Bu nasıl çalışıyor? Raziye Hanım, birazdan annem gelecek. O gelene kadar Nil'le ilgilenir misin? Tabii İrem Hanım, siz nasıl isterseniz. Bir duruşmam var. Akşama ancak dönerim. Tamam, tamam. Mahkeme biter bitmez geleceğim bir tanem. Hoşça kal. Sen de hoşça kal. Güle güle anneciğim. Sen iyi yürüyormusun? Bak ben yürüyebiliyorum. Koşuyorum, top oynuyorum. Yakında köyümüze gideceğiz. Yüksek dağlara bile çıkacağım. O dağlarda ak kırlangıç var mıdır? Ak kırlangıç mı? Var tabi. Bizim köyde var. Sahiden var mı? Tabi var. Hem de birçok. Kırlangıç değil mi? Kırlangıç. Apak değil mi? Pamuk gibi. Biliyordum zaten, biliyordum. Raziye teyze. Geldim yavrum. Efendim yavrucuğum. Ak kırlangıç varmış, Hasan söylüyor. Ak kırlangıç mı? Niye yılan söylüyorsun lan? Nerede gördün sen ak kırlangıcı? Gördüm tabii, köyümüzde var. Sen buna inanma kızım, ak kırlangıç falan olmaz. Kafadan atıyor, uyduruyor. Atmıyorum işte, var. Nerede var lan? Nerede var? Bütün kırlangıçlar senin saçın gibi karadır. Köyde dursun dayım var dedi bana. He, nasıl var dedi? Var dedi işte. O bütün kuşları biliyor. Ak kırlangıç var dedi bana. Biliyordum işte var. Koş, koş kapıya bak. Hadi. Kızım, sen inanma ona. Vallahi atıyor. Uydurukçu o, uydurukçu. Merhaba. Merhaba. Benim bir tanecik Nilim. Bak neler aldım sana. Nasılsın bakayım? Biliyor musun anneanne? Ak kırlangıç varmış. Hemen anneme haber verelim. Sayın Hakim Bey, müvekkilimin boşanma davasıyla ilgili talebinde belirttiği gibi müvekkilim boşanma konusunda kararlıdır. Kocası Erkan Tutuş'un müvekkilim üzerinde cebri baskılar uyguladığı ve bazı geceler dövdüğü, hatta işkence yaptığı görgü tanıklarının ifadeleriyle sabitlenmiştir. Bu hususla ilgili deliller önünüzde bulunan dosyada bulunmaktadır. Yalan, yalan efendim. Ben kimseyi dövmedim. Karım yalan söylüyor avukat hanım. Siz de kandırıyor yalanlarıyla. Otur yerine. Ben yuvamı yıkmak istemiyorum hakim bey. Kızımı istiyorum. Annesiyle bir oldular, kızımı almak istiyorlar benden. Annesi onu başkasıyla evlendirmek istiyor. İşsizim, parasızım diye böyle yapıyorlar. Eğer devam ederseniz görevliyi çağırıp sizi dışarı attıracağım. Susun. Ne olur hakim bey, bizi ayırmayın. Kızımı benden ayırmayın. Ben kızım olmadan yaşayamam. Omuriliğinde bulunan kitle giderek büyüyor. Ameliyatın çare olmadığını önceden de söylemiştim. Uyguladığımız tedaviler,
Verdiğimiz ilaçlar durduramıyor bu yayılmayı. Yakında bütün vücudu da hareket etmez hale getirip sonra... Sayın Hakim Bey, izninizle ben bu davadan vazgeçiyorum. Çünkü müvekkilimin bana yalan söylediğini düşünüyorum. Ben sana ne dedim? Yalan söyleme dedim. Demedim mi ha? Kızını ağlatmaya hakkın var mı senin? Onu düşünmelisin. Kızını düşünmelisin, tamam mı? Onu düşünmelisin, o senin kızın! İrem Hanım, iyi misiniz? Özür dilerim. Özür dilerim efendim. Yok bir şey. İyiyim. Uyudu mu? Uyudu. Üzülme kızım. Her derdin bir çaresi vardır. Çare yok anne. Yok. Kızım göz göre göre ölüyor. Böyle söyleme İrem. Allah'tan umut kesilmez. Biliyorum anne. Belki bir ak kırlangı çaredir derdine. Saçmalama anne, sen de mi? Bana sürekli onu anlatıyor. Anlatırken öylesine mutlu oluyor ki, sanki hiçbir hastalığı yokmuş gibi. Anneciğim, biliyorsun o bir rüya. Sadece bir rüya. Ama o rüyasını gerçek biliyor. Belki ak kırlangıcı bulunca iyileşecek. Anneciğim, hurafelere inanmamı mı istiyorsun benden? Ben hurafeye değil, bir küçük kızın. Senin kızının sevimli hayaline inanmanı istiyorum. Uf, saçmalıyorsun anne. Saçmalıyorum öyle mi? Ne çabuk unuttun? Sen de onun yaşındaydın. Çok hasta olmuştun. Sayıklıyordun. Sürekli mango istiyordun benden, hatırlasana. Bir çizgi filmde görmüştün. Mango yiyince iyileşeceğine inanıyordun. O zamanlar mango bulmak ne mümkün? Doktor, ilaç, çare olmamıştı derdine. Ben sadece sen istedin diye, sen hayal ettin diye mango aradım. Aradım ve buldum. Sen mangoyu yedin, bir hafta sonra ayağa kalktın. Seni ayağa kaldıran mango falan değildi. Senin hayalindi, ümidindi. Anneciğim, mango bir yerlerde var. Ama akırlangıç dünyanın hiçbir yerinde yok. Olmasa bile bir annenin görevi aramaktır. Umudunu asla yitirmemektir. Ak kırlangıcı bulmalısın. Anne! Kızım, Nil! Anne! Anne! Nil! Anne başım! Anne, ilaçlarını getir hemen. Sancısı başladı. Tamam. Anne acıyor. Başım acıyor. Tamam, tamam kızım. Geçecek, geçecek. Lütfen anneciğim, Hasan Bey'in köyüne gidelim. Orada ak kırlangıç varmış. Ak kırlangıcı görürsem başım hiç acımayacak. Söz bir daha ağlamayacağım da. Ne olur anne, Hasanların köyüne gidelim. Halit efendi, bak şu oğluna bir akıl ver, bir şey söyle. Beni avukat hanımın evinde rezil etti. Ne yaptım ki? Sakat çocuğa tutturdu bizim köyde ak kırlangıç var diye. Dursun dayım var dedi ama.
kızcağız boş boşuna umutlandırıyor. Seni uydurukçu seni. Ananın lafını dinle. Kimseye de yalan söyleme, tamam mı? Ben yalan söylemedim ki baba. Sus bakayım. Annem. Gülem Hanım geliyor. Senin gevezeliğin yüzünden başımıza ne işler açılıyor? İrem Hanım, buyurun. Hoş geldiniz. Razi Hanım. Hı. Sizin köy çok mu uzakta? Kuşlara bak ne kadar çok. Elimde sapan olsa şöyle bir çeker, onlar tek tek vururdu. Pat. Hayır. Pat. Ben? Pat. Tövbe estağfurullah. Hepsini böyle vururdu. Hasan. Pat. Hasan. Hasan yapma. Pat. Ay ben bu Hasan'la hiç yola çıkmam. Allah Allah. Sofrayı falan hazırladın mı ana? Hazır, hazır. Hepimiz çok açız. Hop. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Buyurun. Hadi geçin. Buyurun. Geçin. Nene, seni çok özledim. Ben de özledim, buzum. Ne güzelmiş burası. Ben hiç akırlangıç görmedim. Ben de görmedim valla. Buralarda Selçoğlu, Sığırcıkoğlu, Saksanoğlu hepsi de başımıza bela. Hı hı. Emme akkırlangıç yok. Hı. Yok? Yok. Akkırlangıç yok. Hey komşular size ha. Aldınız bir lafı ağzınıza car 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 car. Avukat hanım da biliyor kuşun olmadığını. Emme kızı vadiye tutturdu. Ne yapsın yani? Avukat da olsa anadır işte. Kızı çok hasta. Doktorlar çare yok diyorlar. Buraya da kızını oyalamaya getirdi. Anladınız mı şimdi? Vah vah. Ya. Merhaba. Buyurun. Razi Hanım, kardeşin Dursun'un yanına ne zaman gideriz? Yayla pek uzaktadır. Bu gece köyde kalalım, yani sabah erkenden gideriz. Peki. Nil nerede? Hasan in aşağı düşersin. Oho ben yukarılara kadar çıkabilirim. Hiç düşmem. Niye çıkıyorsun peki? Bak orada kuş yuvası var. Gördün mü? Çıkma yukarıya. Yuvayı bozarsın. Bak ne? Kırlangıçlara bak. Dursun dayım diyor ki, bu kırlangıçlar hiç tutulmazmış. En hızlı uçan kuşlarmış onlar. Sonra diyor ki Dursun dayım, bu kuşların bir adı da Ebabi kuşuymuş.
Ebabil mi? Tabii ya. Dursun'dayım bu kurşun hacıdaki kâbe var ya. İşte oraya kurduklarını söyledi. Kötü insanlar kâbeyi yıkmak istemişler. Bu Ebabil kırlangıç kurşunu ayaklarına küçük taşla almışlar. Kötü insanları böyle pat pat atmışlar. Hepsini durdurmuşlar. Ben bile gördüm. Ayakları o kadar keskin ki bir tuttum bırakmıyor vallahi. Dayım mübarek kuşlardan bunlara. Sabah ezanı vaktinde, bir de akşam ezanı vaktinde uçarlar. Allah'a dua ederlermiş hep. Eğer bir insan onlar gibi dua ederse bütün duaları kabul edilirmiş. Sahi mi? Peki ak kırlangıç nerede? Bunların hepsi siyah. Ak kırlangıcı Dursun dayım biliyor. Dursun dayım o yaylada kalıyor. Ak kırlangıç herhalde oradadır. Hemen gidelim oraya. Yaylaya eşekten attan gayrısı çıkamaz. Yollar çok bozuk. Ne edeceksin? Bakan ilgilenen yok ki. Eskiden köylü el birliğiyle yapardı. Şimdi herkes şehirli oldu. Yaylaya bir bizim oğlan çıkıyor. Aklı işi değil ama. Daha gelmedik mi? Geldik yavrum, geldik. Aa, şu tepenin ardında. Anneciğim, burası çok güzel. Evet kızım, çok güzel. Bir sürü de kuş var. Galiba her yerim ağrıdı. Gel bakalım. Hadi. Hadi sen de gel. Sen iyi misin kızım? İyiyim anne, çok iyiyim. Hop. Ak kırlangıç nerede? Nerede hani? Tamam bir tanem. Bulacağız. Dursun! Dursun! Oo, abla hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırdır? Görmüyor mu? Misafirimiz var. Bir soğuk ayran içirsin artık. Buyurun geçin içeri. Dursun amca, ak kırlangıç nerede? Ak kırlangıç mı? Bana göstersene. Nerede ak kırlangıç? Ak kırlangıç ormanın içindedir.
Birazdan Dursun dayın sizi götürür. Şimdi dinlenin, tamam mı? Dursun dayın sana ak kırlangıcı gösterecek. Acele etme kızım. Biraz nefes alalım. Ben çok yoruldum. Sen yorulmadın mı? Yorulmadım anne. Hiç yorulmadım. Gel bakayım buraya. Ak kırlangıcı göreceğim. Yeşilsin. Bak, sever mi? Anne bak, ne kadar güzel bir kuzu değil mi? Çok güzel. Canım benim, güzel kuzucuğum. Güzel kuzucuğum. İrem Hanım, biz şöyle oturalım. Onlar oynasın. Tamam. Hadi buyur. Hadi gidelim. Sevdin mi kuzuyu? Çok sevdim. Güzel kuzucuk. Bak, 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 bak. Okşa. İyi ki gelmişiz Raziye Hanım. Çok teşekkür ederim. Akırlangıcı bulamasak da önemli değil. Çünkü kızım uzun süredir hiç bu kadar mutlu olmamıştı. Sevdin mi kızıyı? Bunun adı Pamuk. Çok güzel. Hadi bakalım. Sevin durun siz. Abla ne oluyor ya? Ne akırlangıcı? Kara kırlangıç tamam da, akırlangıç da nereden çıktı? Yok öyle bir şey. Vah diyorsun, vah. Nasıl vah ya? Sen bulacaksın da ondan vah. Nasıl yani? Hasan'a vah demişsin öyle. Ya baktım, Hasan kırlangıçların yuvasını bozuyordu. Ona kızdım. Eğer böyle yuvaları bozarsan, kırlangıçların kralı olan ak kırlangıç rüyana gire, seni hiç uyutmaz dedim. O da meraklandı. Gördün mü falan dedi. Ben de gördüm dedim. Onunla maytap geçtim ben. Şaka ettim. Bize de şaka et işte. Vardı. Nasıl yani? Anlamadım. Yani İrem Hanım diyor ki ak kırlangıç var diyeceksin. Ama yok ki. Vah Dursun vah. Bak o çocuğu görüyor musun? Adı Nil. İrem Hanım'ın biricik kızı. Ama çok hasta. Çaresiz bir hastalık yani. Anladın mı? Bu sebepten ak kırlangıç var diyeceksin. Sonra da yakalayıp getireceksin. Ben? Evet sen. Çocuk ak kırlangıç için te buralara kadar geldi oğlum. Onu da bulup getireceksin sen. Ama abla bu mümkün değil. Mümkün, mümkün. Mümkün. Benim kardeşim dağ, taşı, avcının içi gibi biri. O ak kırlangıcı neredeyse bulur getiriverir. Abla ne diyorsun ya? Dursun Bey. Dursun Bey mi? Beylik nereye düştü ki bize kalsın? Öyle bir beylik meylik yok bize İrem Hanım. Sen Dursun deyiver. Ulan hiç kibarlıktan da anlamıyor he. Gevezeliği bırak da İrem Hanım'ı dinle. Tamam ablacığım tamam. Biz de biliyoruz. Akırlangıç diye bir kuş yok. Ama bunu kızıma anlatamıyoruz. Her gün rüyasında akırlangıç görüyor. Onu görünce iyileşeceğini sanıyor. Biliyorum, mümkün değil. Ama kızımın dileğini yerine getirmek istiyorum. O kuşu bulmak için değil. Kızımı son günlerinde mutlu etmek için getirdim buraya kadar. Lütfen, sen de bana yardımcı ol. Düşünün ki bu bir oyun. Gelin birlikte akırlangıç oyunu oynayalım. Bunun için ne kadar para isterseniz veririm. Ne parası canım, oğlum öyle şey. Siz misafir misiniz İrem Hanım? Başımın üzerinde yeriniz var. Siz hiç merak etmeyin. O dediğiniz kuş da bulunmaz emme. Ne edip edip bulacağız inşallah. Madem buraya kadar geldiniz. Bulacağız. Dursun. Bulacağım dedin. Hadi bul bakalım. Nerede akırlangıç? He? Nerede? Nerede akırlangıç? Nerede? Hadi çalıştır saksıyı oğlum. Çalıştır.
Tabii ya. Hadi kızım ye. Geldin geleli bir şey koymadın ağzına. Aç değilim anne. Bunlardan ye kızım. Bunlar çok tatlı. Bakasana. Nasıl hapur hapur yiyor. Hele bak şuna. Tıpkı babası. Canım istemiyor. Dursun dayı nerede anne? Senin için dağlarda akırlangıç arıyor. Ne zaman gelecek? Ne zaman yakalarsa o zaman gelecek. Dursun kedi gibidir vallahi. Şimdi koşa koşa geliyordur. Kuşu tutmuştur bile. Bize gitseydik keşke. Ben akırlangıcı uçarken görmek istiyordum. Çünkü yağmurla uçuyordu hep. Dursun yakalasın, sen yine uçmasına izin verirsin kızım. Ama sakın incitmesin, tamam mı? Ah yavrum. Yakaladım seni. Korkma lan, yemeyeceğim seni. Bir lokma canın var zaten. Sus bakayım, korkma. Seni ne yapacağım biliyor musun? He? Sen artık akırlangıçsın. Anladın mı? Akırlangıç. Korkma, sana bir şey olmayacak. Bir çocuğu sevindireceğiz sadece. Seni akırlangıç sanacak filan. Sevaba gireceğiz oğlum lan. Rahat dur. İşim bitince bırakacağım seni. İrem Hanım. İrem Hanım. Ha? Uyumuş. Uyumuş mu? Üstünü örteyim o zaman. Ben şöyle geçeyim de. Bismillah. Gel. Ör şunu. Gel hadi. Gel. Gel. Gel hadi. Hadi ama. Lütfen ne olur gel. 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 Ne olur gel. Akırlangıç. Akırlangıç. Akırlangıcım. Ben size var demedim mi? Gördünüz mü? Akırlangıç var. Akırlangıcım. Canım kuşum. Ben onu yağmurda görmüştüm. Canım kuşum benim. Bu benim değil mi Dursun dayı? Senin için yakaladım. Teşekkür ederim.
Ak kırlangıcım. Ak kırlangıcım. Canım benim. Ak kırlangıcım. Güzel kuşum. Ben seni görmek için geldim buraya. Biliyor musun ak kırlangıç? Seni hep rüyamda gördüm. Kimse inanmadı. Ama ben senin olduğunu biliyordum. Ak kırlangıç. Ben hastayım. Ayaklarım tutmuyor. Hiç yürüyemiyorum. Herkes gibi koşamıyorum. O kadar istiyorum ki oyun oynamayı. Yürümeyi. Dağlara çıkmayı. Rüyamda sana dokununca yürüdüm. Bana yürümeyi öğretsene ak kırlangıç. Ne olur. Ben yürümeyi çok istiyorum. Benim için de dua etsene. Allah senin dualarını kabul edermiş. Eder misin ha? Canım benim. Ama ayakların küçücük senin. Kötü adamları bu ayaklarına taş atamazsın ki. Niye korkuyorsun benden? Ben seni çok seviyorum. Bana alış. Sonra kanadındaki o ipi çözerim. Tamam mı? Kaçarsan bir daha seni nasıl tutarım? Yürümek istiyorum. Sen varsın. Artık yürüyebilirim. Sen burada dur, seyret beni. Anneciğim bak. Bak anne. Nil. İyi misin? Bir şey oldu mu? İyiyim anne. İyiyim. Ama niye yürüyemedim? Orta yağımda yürüyordum. Hemen olmaz ki kızım. Hadi. Geç bakalım şöyle. Ak kırlangıcım. Anne, anneciğim ak kırlangıcım. Ak kırlangıcım ıslandı. Kırlangıç değil. Kandırdınız beni. Anne sen yalancısın. Yavrum, Nilim. Bırak beni. Bırak, bana yalan söyledin. Bir tanem, özür dilerim. Ne yaptıysam seni mutlu olman içindi. Bakın size ne getirdim. Çilek. Çilek sever misiniz? Yalancı. Yalancısın. Yalancılar. Yalancısın. Yalancısın. Dedim size. Gördünüz mü? Yalancılar. Kırlangıç.
ak kırlangıcım. Sen ak kırlangıçsın. Sen varsın. Varsın. Hadi gel. Seni çok özledim. Çok. Gel hadi. Biliyorum varsın. Varsın biliyorum. Seni bulacağım. İçeri bakayım. Kış. Hadi. Kış. Hadi kızım. İçeri bakayım. Sen de kış. Kış. Nil. Razi Hanım. Nil'i gördünüz mü? İçeride değil miydi? Yok içeride. Buralarda bir yerdedir. Nerede olacak? Hasan. Efendim. Hasan lan. Gel. Koş. Nil nerede gördün mü? Görmedim. Nasıl görmedin lan? He? Vallahi görmedim. İçeriye iyice baktınız mı? Baktım yok. Tekerlekli sandalyesiyle çıkmış olmalı. Allah Allah. Nereye gider bu kız? Anam nereye gidecek? Buralarda bir yerdedir. Nil. Neredesin kızım? Nil. Kızım. Bir tane. Neredesin? Yok. Burada yok. Burada da yok. Tamam, telaş etmeyin. Bulacağız onu inşallah. Çok kırıldı. Yalan söylemeyecektik ona. Aldatmayacaktık. İrem Hanım, bulacağız onu inşallah. Bulacağız. Sen dur. Tekerlekli sandalyeyle nereye kadar gidebilir? Dursun. Hasan da beraber. Aşağı bakın hele. Hadi. Çabuk. Of, bittim ben. Nereye gittin bir tanem? Var işte. Ak kırlangıç var. Ak kırlangıç var. Var işte. Neredesin ak kırlangıç? Ne olur gel. Gel. Ak kırlangıç neredesin? Ne olur gel. Ak kırlangıç neredesin? Biliyorum sen varsın. Buralarda bir yerdesin. Ne olur çık gel ak kırlangıç. Kimse bana inanmıyor. Ne olur gel de göster kendini. Ne olur. Ak kırlangıç. Ak kırlangıç. Ak kırlangıç. Senin sesin. Senin. Biliyorum bu senin sesin. Nil. Kızım.
kadar uzağa gelemez. Mümkün değil. Çok aşağılara geldim. Buralara gelemez. Ama yukarı nasıl çıkacak? Ormana da gidemez. Küçük bir kız çocuğu gördünüz mü tekerlekli sandalyede? Yok, görmedim. Ormana doğru gidelim hadi. Hadi 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 hadi. Nereye gider bu çocuk? Her yeri aradık. Bu kadar uzağa gidemez. Bir tane. Bir tane. Hepsi benim suçum. Çocuğu kandırdım. Senin suçun yok Dursun. Kimsenin suçu yok. Bir suçlu varsa o da benim. Kırlangıcı bulamayacağımızı bile bile onu getirdim. Allah'ım. Her şeyden önce anneyim. Lütfen yardım et. Hayır. İsyan etmiyorum. Senin takdirin. Karşı gelemem. Ne olur, ne olur Allah'ım. Bir kerecik olsun kızıma akırlangıcı göster. Anneciğim. Anneciğim. Kızım neredesin? Nil! Nil!
Nil! Bir tanem! Koskoca ormanda nasıl bulacağız? Allah Allah! Niye geldim sanki buraya? Akırlangıç falan olmadığını bilmiyor muyum? Niye geldim, niye? Senin yüzünden! Ay! Ay İrem Hanım! Senin yüzünden! İrem Hanım kalkın! Kalkın İrem Hanım! Senin! İyi misiniz? Yapmayın ne olur. Bulacağız onu. Vallahi bulacağız. Sabahtan beri arıyoruz. Nerede kızım? Nerede? Ne olur onu bulun bana. Tamam. Tamam sakin olun. Bulacağız. Tamam sakin olun. Bulacağız. Hep senin yüzünden bunlar. Ben ne yaptım? Sen akkırlangıç bağ demeseydin bunların hiçbiri olmayacaktı. Ama bana da Dursun dayım dedi. Dursun dayımmış. Ah Dursun ah. Abla ne bilirdin böyle olacağını ya. Yürü hadi yürü git. Yürü hadi yürü. Hadi. Yürü. İrem Hanım. İrem Hanım nereye? Bir tanem. Nil. İrem Hanım. Nil. 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 Kızımı bulmalıyım. İrem Hanım. İrem Hanım. İrem Hanım. Nil. Her yere baktım. Bu tarafta yok ablacığım. Yok. Ben de görmedim. Niye ormanda arıyoruz? Belki başka bir yere gitti. Belki de dereye düştü. Annem ne diyorsun lan sen ha? Sen ne diyorsun lan ha? Ağzını hayra aç. Ağzını hayra aç lan. Bakmayın bu salağın dediğine. Dereye düşse şimdiye bulurdu. Atıyor kafadan salak. Eşeğin sıpası seni... Senin eşeğin sıpası seni. Git hadi yürü. Allah'ım. Akırlangıcı istiyorum. Ne olursun onu bana göster. Biliyorum o var. Bir sen yarattın Allah'ım. Her şeyi sen yarattın. Kuşları, böcekleri, ağaçları, her şeyi sen yarattın Allah'ım. Allah'ım, akırlangıcı da yarattın değil mi? Lütfen Allah'ım, seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Akırlangıcımı istiyorum. Ne olur. Sana kuşların doğasıyla dua ediyorum. Onların sesiyle. Ne olur onu bana göster. Göster. Ay. Ah. Akkırlangıç. Gel yanıma. Lütfen gel. Niye gittin akkırlangıç? Niye? Akırlangıç. Akırlangıç. Az önce sanki sesini duyar gibi oldum. Ama şimdi yok. Yanılmışım. Biliyordum. Biliyordum varsın işte. Geldin. Teşekkür ederim Allah'ım. Biliyordum göstereceğini. Gel güzel kuşum benim.
gel yanıma. Hiç korkma. Sana bir şey yapmam. Ben seni çok bekledim Akırlangıç. O kadar bekledim ki. Gel hadi. Yine yarlarımda olduğu gibi konu elime. Seni seveyim. Bağrıma basayım. Gel güzel kuşum. Hadi. Ben de geleyim yanına. Ama ben gelemem ki. Yürüyemiyorum. Ayaklarım tutmuyor. Hadi sen gel. Gelsene. Gerçekten yürüyemiyorum. Yürüyemem ki. Bak yürüyemiyorum işte. Ben sana yalan söyler miyim hiç? Niye illa benim gelmemi istiyorsun? Akırlangıç canım kuşum benim. Bak şimdi gelmeye çalışacağım. İşte bu kadar. Başka da yapamam. Yapamam Akırlangıcım. Ne olur ısrar etme. Daha gelemem. Peki peki. Ama nasıl olur? Akırlangıcım, bana bak, ayakta durabiliyorum. Yaşasın, ayakta durabiliyorum. Akırlangıcım, bak bana yürüyorum. Yürüyorum. Bak, ayakta durabiliyorum. Durabiliyorum bak. Teşekkür ederim Allah'ım. Teşekkür ederim güzel kuşum. Çok teşekkür ederim. Yok. Buralara kadar gelmesi mümkün değil. Abla. Dönelim. Evin etrafına bakalım. Belki de eve dönmüştür. Şu anda evde bizi bekliyordur. Haklısınız. Sabahtan beri kırlardayız. Hadi gidelim. Yamanım. Siz de duydunuz mu? Neyi duyduk mu? Sanki kızımın sesi. İrem Hanım hadi iyi değilsiniz. Eve gidelim biz. O burada. Yamanım. Burada. Ama her yere baktık. He baktık. Burada. O burada.
Kızımın sesi, o burada. Geçiyorsun sen ha? Şaklaban. Ama vardı. Oradaydı, gördüm. Ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ne görmüş? Bakmayın buna İrem Hanım. Akırlangıcı görmüş de yalancı seni. Gördüm. Hay Allah, sus lan sus. Nerede gördün? Aa şurada. Yalan söyleme lan, yalan söyleme lan. Sus, koparırım o dilini ha. Lütfen Raziye Hanım, çocuğu azarlamayın. Of. Hasancığım, hadi bana yerini göster. Var ya, başıma bir iş atacak ama neyse. Eve gidince ben ona gösteririm. Bir şey diyecek, İrem Hanım gücenecek. Alay ettiğimizi sanacak. Vah vah. Ağaçların arasında uçuyordu, gördüm. İşte bakın orada, ak kırlangıç. İşte. Ak kırlangıç, orada. Görmüyor musunuz? Orada. Ulan, dursun, benim oğlan kafayı yedi galiba. Sen hiç orada kuş görüyor mu? He? Görmüyorum. Hadi beni ona götür Hasan. Nereye gitti kuş? Buraya gelmişti, kayboldu. Durabiliyorum. Kuşların duasıyla Allah'a dua ettim. Ak kırlangıç geldi anne. Ben de ona dokundum. Artık yürüyebiliyorum. Artık iyi oldum. Teşekkür ederim ak kırlangıç. Onu gördün mü anne? İşte orada.
Gördüm kızım. Gördüm. Kızım. Nilim. Dursun. Orada bir şey yok ki. Sen görüyor musun? Ya. Görmüyorum. Ben görüyorum. İşte orada. Bize bakıyor. Allah'ım. Kırlangıç, artık gidebilirsin. Senin evin burası. Geldiğin için teşekkür ederim. Of, saçmalıyorsun anne. Saçmalıyorum öyle mi? Ne çabuk unuttun? Sen de onun yaşındaydın. Çok hasta olmuştun. Sayıklıyordun. Sürekli mango istiyordun benden, hatırlasana. Bir çizgi filmde görmüştün. Mango yiyince iyileşeceğine inanıyordun. O zamanlar mango bulmak ne mümkün? Doktor, ilaç, çare olmamıştı derdine. Ben sadece sen istedin diye, sen hayal ettin diye mango aradım. Aradım ve buldum. Sen mangoyu yedin, bir hafta sonra ayağa kalktın. Seni ayağa kaldıran mango falan değildi. Senin hayalindi, ümidindi. Anneciğim. Mango bir yerlerde var. Akırlangıç dünyanın hiçbir yerinde yok. Olmasa bile bir annenin görevi aramaktır. Umudunu asla yitirmemektir. Akırlangıcı bulmalısın. Buldum anne. Buldum. Akırlangıcı buldum. Allah'ım şükürler olsun. Ben de teşekkür ederim Akırlangıç. Sana söz veriyorum. Bundan sonra hiçbir kuşu vurmayacağım. Beni unutma Akırlangıç. Ben seni hiç unutmayacağım, tamam mı? Güle güle. Güle güle. Güle güle Akırlangıç. Gel. Ah. Nil, iyi misin kızım? Ben iyiyim anneciğim. Evimize gidelim artık. Gidelim kızım. Gidelim. Bu bir mucize. Aklım almıyor. Ama ne olursa olsun müthiş bir şey. Çok sevindirici bir olay. Kitle giderek küçülüyor. Ve hızla iyileşiyor Nil. Olağanüstü. Yakında herkes gibi yürüyecek kızınız. Herkes gibi o da koşacak, eğlenecek. Bunu nasıl başardınız İrem Hanım? Doktor amca, akırlangıç gördün mü hiç? Akırlangıç mı? Ben gördüm. O var. Yavaş. Aferin. Ne zaman doğarsam çıkıyor karşıma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.